Divya kahvaltıya gelmiyor mu? Geceden beri hiçbir şey yemedi. Şimdi yine aç duruyor. Hadi sen başla. Onun geleceğini sanmıyorum. Niye? Bir şey mi oldu? Hasta falan mı yoksa? Şimdilik değil. Ama böyle hiçbir şey yememeye devam ederse kesin hasta olacak. Kötü bir şey olacak diye korkuyorum. Eğer Divya Tapasya yüzünden bu haldeyse onunla benim konuşmam en doğrusu olur. Divya benim sorumluluğumda. Ben onunla ilgilenirim. Peki Tapu? Tapu senin sorumluluğun değil mi Jogi? İnsan evladına böyle yüz çevirir mi? Biliyor musun? Dün Divya Tapu'nun kaldığı otele gitti. Ama görevli demiş ki... Ne? Tapu bir anda otelden kaçıp gitmiş. Çünkü artık otel masraflarını ödeyecek parası bile kalmamış. Kim bilir şimdi nerededir? Acaba üstünde hiç para kaldı mı? Jogi, oğlum ben onun tarafını tutmuyorum. Ama sana tek bir şey soracağım. Kızın için hiç mi endişelenmiyorsun? Sen onu hep sevgiyle büyüttün. Bir dediğini iki etmedin. Ama şimdi nerede kalıyor, ne yapıyor belli değil. Doğru bildin teyze. Tapasya için artık endişelenmiyorum. Hatta dilerim ki daha çok sıkıntı çeksin. Çok canı yansın. Karşısına bir sürü engel çıksın. Çıksın ki artık hayatın o kadar da kolay olmadığını öğrensin. Bu evde ona sunulan varlığın değerini öğrensin. Ama yine de... Teyze, ben artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Damini, benim kahvemi odaya getirir misin? Mümkünse Divya'ya da bir şeyler yedir. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani, kismat apni to jaise